Merhabalar, yeni bir Çepeçevre Yaşam programıyla birlikteyiz. Şimdi Kalemoğlu Köyü'nün kadınlarıyla açacağız bu programın açılış anonsunu. Kalemoğlu Köyü'nden yapıyoruz. Gördes'e bağlı Kalemoğlu Köyü. Köylüler bir süredir teyakkuz üstünde, çünkü burada yaklaşık 10 yıldır bir nikel madeni işletiliyor. Nikel madeni de genişleye genişleye en son arkamda gördüğünüz köyün dibindeki orman alanına kadar geldiler. Bu ormanı da almak istiyorlar ve köylüler de doğal olarak kendi yaşam alanlarını, ellerinde kalan son ormanlık alanı, nefes aldıkları akciğerleri olan ormanı vermek istemiyorlar. Şimdi birkaç gündür bu bölgede nikel madeninin sondaj çalışmaları ile ilgili gelişmeler oldu. Köylüler de o çalışmayı yaptırmadılar. Geçen hafta olmuştu bu olaylar ve bu hafta da nikel madeni gerekli belgeleri sizlere göstereceğiz ve tekrar çalışmaya başlayacağız deyip gitmişlerdi. İşte o hafta, bu hafta köylüler de madeni çalıştırmamak için burada nöbet tutmaya başladılar birkaç gündür. Evet, şimdi köylü kadınlarla önce bir konuşalım bakalım. Tanıyalım sizi. Münevver Can. Münevver Hanım, bu maden kaç yıl oldu sizin buraya geleli? 10 yılı geçti sanırım. 10 yılı geçti. Evet. Ne kadar uzaklığı? Falan kilometre olarak bilmiyorum ama bu kadar köyümüzün dibine geleceğini tahmin edemedik biz ilk başta. Karşılığı zaten bak orada. Şu arkada görülüyor. Evet, arkada. Yani biz baştan bu kadar bizim köyün içine kadar yakınına geleceğini tahmin edemedik. O yüzden baştan bu kadar direnç gösteremedik ama köyümüze kadar gelince, farkına varınca direnmeye başladık. İşte inşallah nereye kadar başarabiliriz bilmiyorum. Evet, evet. Yani ben 10 yıl önce yaklaşık bu madenin buraya geldiği ilk günlerde de gelmiştim. Kalemoğlu Köyü'nde Hayat Televizyonu adına çekimler yapmıştık. O zaman da aslında bu köy karşı çıkıyordu. O zaman da direndi belli ölçüde. Ama tabii sadece bir köyle olacak iş değil bu. Bu maden her tarafı, aynen her tarafı ilgilendiriyor. Şimdi bilinçlendik, daha çok bilinçlendik. Evet. Yani ne oldu mesela 10 yıldan bu yana madenle ilgili neler oldu? Bak, bu karşıları daha bu arka tarafta da var. Orası hep bütün arazilerimiz mahvoldu. Biz oralara karşı gelmedik. Ama şu kulağımızın dibindeki ormana dokunmasınlar yeter ki. Orman büyük mü? Ne kadar? Büyük, büyük, çok büyük. Bayağı gidiyor buradan ileri doğru. Hiç gezerken de görürsünüz. Hani yani bizim can damarımız. Çok yakın. Köyümüze çok yakın. Su var. İçinde her şeyimiz oradan geliyor. Sudan var ormanda. Tabii suyu, içme suyumuz oradan geliyor. Aynen. Çok yakın. Köyümüze çok 100 metre, 200 metre yok yer. Bizim mahalleye daha çok yakın. Hemen girişteki evle bize ait. Biz sabah kalktığımı direkt biz ormanı görüyoruz. Benim tarlam bu tarafta. O tarafta da aynı ormanı görüyorum. Yani ben kesinlikle kesilmesini istemiyorum. Evet. Kaç senedir işte böyle bizim üstümüze doğru yakınlanacaklarını biz de bilmiyorduk. Tabii ben de bilmiyordum. Şimdi ormanımıza yaklaşınca anladık. Hepimiz karşıyız. Yememeye çalışıyoruz. Sonuna da mücadele edeceğiz. Kanımızın son damlasına da uğraşacağız. Evet. Toprağımızı, ormanımızı yemek istemiyoruz. Kesilmek istemiyoruz. Peki bu 10 yılda nikel madeninin ne gibi zararlarını gördünüz siz köylüler? Hayvanlarımız zarar gördü. Meyve alanımız zarar gördü. Çok zarar gördük. Burayı ne zaman kurdunuz? Bu çadırları, pankartları? Bu çadırları kuralı 6-7 gün oldu kuralı. Evet. Bu sondaj için geldiklerinde mi
başlamıştık. Evet, evet. Son, evet, pazartesi günü başlamıştık. Benim ismim Elveda Arı. Burada Kalemoğlu'nda yaşıyorum. Biz bu madene fabrikayı kapatmak amacıyla değil, illa ben bunu üstüne basa basa söylüyorum. Biz bu fabrikalarla karşı karşıya gelip cepheli bir düşman olmak istemiyoruz. Bizim sadece amacımız bize çok yakın olan bu ormanımızı artık açtırmamak. Çünkü açık işleme olduğu zaman tecrübe kazandık, çok kötü oluyor. Yani geri gelmiyor bir daha. Bir de tahrip oluyor. Bunun acısını sadece biz yaşamayacağız. Bizim çocuklarımız, torunlarımız da daha onun çocuklarını da aktarılacak bir mesele. Bir ayda yerine gelecek, bir yılda yerine gelecek bir olay değil. İçme suyumuz da bunun içinde. Köyde bu bayanlarımız bizim tek başına eşler olmadan bu ormana gelip ihtiyaçlarını giderebilirler. Kubatlarını toplarlar, çırpılarını toplarlar. Yani erkek aramazlar. Çünkü bize ait. Yabancı girmez. Buna şey etraf köyler de alır buradan. Kimseye yasak değildir yani. Hem koruruz bu ormanı hem besleniriz bu ormandan. Öyle rastgele kesmeyiz çamını. Etrafında bir besleyecek çamı var mı ona dikkat ederiz. Yamını, yılını içinden seçeriz. İhtiyacımızı görürüz ama tahrip etmeyiz. Şimdi bize maden hiç sormadan, danışmadan, bizim onayımızı almadan burayı kesim yapıyor. Ve aşacak, açık işletme olacak. Sadece kesim de değil yani. Açık işletme dediğin zaman şu karşıda gördüğümüz aynı bura öyle olacak. Bir de bu arkada da var görünmeyen. Bu arkası da açık. Bu üçüncü orman artık. Bu bize en yakın orman. Üç tane orman alanı evet, yok etti. Yok işte ettiler. Üç tane orman alanı yok oldu artık. Bu üçüncü ve son orman. Son kale artık bizim. Biz burayı korumak zorundayız. Kesinlikle ne olursa olsun biz burayı korumak zorundayız. Onlar da bizle barışık olmak zorundalar. Bu fabrika burada yaşayacaksa, bu sürecekse eğer bizle irtibata geçmek zorundalar. Bizi yok saymak onların da zararına, bizim de zararımıza. Size hiç haber vermediler değil mi Elveda Hanım? Hiç muhtara da tanışmamışlar. Muhtar da tezadüfen duymuş. Kimsenin haberi yok. O da ormanda rastgele duymuş. Evet. Yani onu duymasaydı biz ne yapardık bilmiyorum. Zaten 4-5 sene önce sondaj yapılmış buraya. Kaçak gibi yani böyle kendilerinden. Yine habersiz. Biz şu anda Yumaklı denen alandayız. Yani sondajın gireceği alandayız. Bundan sonrası Osman'ın daşı denen arazi. Ondan sonra Dişlik Tepesi. Ondan sonra Sefer'in daşı denen. Bu orman böyle uzun yani küçük bir yer değil. Ve hepsi de bizim köye çok yakın. Yani bizim olmazsa olmazımız kesinlikle vazgeçilecek bir yer değil. Bir de herkes piknik alanı, yani gidin bir görmenizi, göstermenizi herkese de tavsiye ederim. Çok cennet gibi bir yer. Dünyada bir cennet. Dünyada bir cennet burası. Ya biz de farkına varmadık bunun şimdiye kadar. Aslında biz Mete'ye teşekkür de etmemiz lazım. Çünkü biz kekik kokusunda yürünmenin ne demek olduğunu bunların sayesinde öğrendik. Değerini önceden farkında değildik. Ayağımıza çarpan tilfir kokusunun değerini biz bunların sayesinde öğrendik. Kaybettikçe öğrendik. Kaybettikçe öğrendik. Çok teşekkür ederim aslında bizi fark ettirdikleri için. Yoksa biz farkında değildik bu zenginliklerin. Oysa paralan alınmayacak bir hazineymiş bunlar. Yerine gelmeyecek bir hazineymiş. Kalemoğlu köylülerinin serzenişte bulunduğu madenle ilgili biz 10 yıldır madenin ilk açılmaya çalışıldığı günden bu yana haberler yaptık. Bu maden de zaten şu gündemlerle daha çok kamuoyunun gündemine geldi. Atık havuzundan sızdırma, borulardan sızdırma ya da nikel madenine taşınan sülfürik asit tankerlerinin yaptığı kazalar. Evet. Değil mi? Daha çok 10 yılda işte bununla gündeme geldi. Doğa yıkımıyla gündeme geldi. O borulardan doğaya sızan kirli suların, atık suların, kimyasalların yeraltı, yerüstü suları kirletmesiyle gündeme geldi. Şimdi de işte bu arkamda gördüğünüz güzelim ormanı almak istiyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Ara sıra bu madenden kaza da olsa bilerek bilmeyerek yani atık kaçıyor. Bizim içme suyumuza doğru geliyor yani. Biz bunu da biliyoruz. Bunu Meta da biliyor. Demiyor ki bize köylüm benim suyum size bu suya ben zarar veriyorum. Ben size bir temiz kaynak bulup sağlığınızı koruyayım demiyor. Bile bile bizim içmemize müsaade ediyor. Ya, çaresiziz. Yani sizin sağlığınızla, çevrenizle ilgili hiçbir önlem almıyor. Bizi. Bizi hiçe sayıyor ve mide kanseri ve kalın bağırsak kanseri artık köyümüzde hatır sayılır şekilde hissedilmeye başladı. Daha 6 ay olmadı. 33 yaşında bir gelinimizi toprağa verdik. Yararını da görüyoruz. İnkar etmeyelim. Yararını ne? Bak, yararı. Mesela gençlerimiz emekli oldu buralardan. İş sahası oldu yine. Yani bir emek kapısı oldu. Var yok değil. Ama zararı daha çok. Bizim köyden 30 kişi. Zaten biz karşı aldıkça bunlar bizim köyden işçi de almadılar. Hele hele eğitimli çocuklarımızı hiç almadılar. Yani
böyle onların yaptıklarına direnecek. Aslında daha böyle ne bileyim sahip çıkacak gençlerimiz oraya girmiş olsaydı biz daha böyle şey olurduk. Yani korurdu topraklarımızı, korurlardı çocuklar. Suyu bak kaç tane yere sontağa çürümüşler. O sontağa ilaç atıyorlarmış. O ilaç Gördes'e kadar gidiyormuş. Sade bizde kalmıyormuş. Hani insanları kendileri yaşamak için bizi öldürmek istiyorlar. Biz onu istemiyoruz. Onlar da yaşasın biz de yaşayalım. Karşımızda köyde suy var. Gelsin ne verin diyor. Hani kim sahip çıkıyor? Biz burada laf etmekle kalıyoruz. Bu böyle kalınmaması lazım. Çünkü içmek suyunla da çözülmüyor ki bizim mesele. Çamaşırımız da yıkanıyor, bulaşımız da yıkanıyor. Yemeğimize de katıyoruz gününe göre. Katıyoruz. Nerede bulacağız içme suyu her zaman? Dar çeşmelerinde şöyle bir iki kıyımıza bakıyoruz. Acaba buradan meta atığı katılmış mıdır? Katılmamıştır diye kanaat getirirsek oradan şüpheli. İçme suyumuzu taşıyoruz artık. Evet. Ama içme suyu i̇çme çözüm suyu değil. Çözüm değil ki. Bir de benim iki tane oğlum var mesela dışarıda yaşıyorlar. Çocuklarıma hoş geldin demeye neyse arabaya gidiyoruz hazır suyuyla geliyorlar. Hı hı. Ne kadar acı bir şey biliyor musun insanın memleketine benim, hazır suyuyla gelmesi. Ormanın içinde bir benim dağ köyünde. Ne kadar acı bir şey. Bursa'da yaşıyor 10 şişe suyu getirmiş geçen evet. Benim için iç diye. Hep söylerler. Bursa'dan size su mu getiriyorlar? Evet, hazır su getiriyorlar. Evet. İçmeyle çözülmüyor yani oğlum. Bunları yaşamak zorunda değiliz. Yani yaşamak dağ başında bir orman köyü dışarıdan su evet. Alıyorlar. Yani şaşal su alıyorlar. Ben Gülperen Arı. Ben... Burada 76'da gittim bu köyden Kocaeli Gebze'ye. Buradan dönüş yaptım 5 sene önce. Buraya ev yaptım Kalemon Köyü'ne. Çocuklarım orada kaldı. Onlar da geliyorlar yazları. Temiz hava ne güzel bir yaşayayım diye. Çok güzel bir ev yaptık yaşayalım diye. Hani emekli olduk geldik beyim orada. Ama geldiğimizde pişman olduk şimdi. Çok üzüntülüyüz. Uyku uyumuyoruz kaç gündür. Evet. Hani çok doğaya çok düşkün olduğum için ağlasım geliyor yani. Evet. Ama çok da çok da güzel hakikaten yani şu doğaya kıyılır mı yani? Çok koruluk, çok güzel yani. Çocuklarım telefon ediyor bana. Çocuklar şeyde mi? Kocaeli'nde mi? Gebze'de. Oğlum Bursa'da. Geliyorlar kurbandan sonra. Ama çok kötü durumdayız yani. Doğamızı mahvettiler. Buradan matal diyor şurada tepe gözüküyor. Böyle bu bura gibi toprak yani. Buradan gözükmüyor. Benim çocuklarım burada büyüdü yani. Hep gelir giderdik. Ondan sonra işte çok zor durumdayız yani. Benim meyvem öyle şeyim çok değil yani. Ama ben buraya kafa dinlemeye, temiz hava almaya geldim. Kuş cıvıltısı dinlemeye geldim. Çırıl çırıl suların akınızını dinlemeye geldim. Oğlan geliyor Bursa'dan. Öğretmen oğlum orada. Anne hiç beni elleme. Ben yatacağım eve. Kuşların sesini dinleyeceğim. Önümüzde bahçe var. Ama hepsi yok olacak yani. Çok kötü durumdayız yani. Yani bu sondaj çıktığından bu yana doğrudur. Evet. Uyku uyuyamadınız anladığım kadarıyla. Şey, sağlık ocağı, aile doktorumuz geliyor. Başka köyden. Yüzden fazla hasta çıkıyor. Her iki haftada bir yani. O kadar olmaması lazım yani. Herkes hasta. Ben 69 yaşındayım. Ben. Ama 40 yaşında, 30 yaşında şeyler tansiyon hapı kullanıyorlar. Şeker hapı kullanıyorlar. Yani sağlığımız bozuk yani sağlığımız yani. Ben Ayşe Küçük. Ayşe abla ne diyorsun? Biz de karşı. Ben de Aksaray'da duruyorum 40 senedir. 40 senedir Aksaray'da duruyorum. Yazları buraya geliyorum. 4 senedir de buradayım. Şu pandemi döneminden sonra hep burada yaşıyoruz. Evlerimiz eski evlerdi. Onu artık buradayız. Bir de baktık biz geçen hafta biz kendimizle ben biraz elimden kaza geçirdim. Aksaray'dadım. Böyle bir şey duyduk. Ay ne kadar üzüldüm. Çoluğumuz çocuğumuz yaz gelince buraya geliyor. Tatil olunca buraya geliyor. Kızım var fabrikada çalışıyor. Anne diyor insanın hep bir köyü olmalı. Bayramlarda köye geldiğinde pek köyle iş çok diye önceden tabii köyde çok çalıştırdık onları. Bıktıdın çocuklar ama ne köyü sevmiyorum derdi. Ama şimdi öyle değil. Anne değil senin bir köyü olmalı. Ben köye gelince içim açılıyor. Evet. Çünkü fabrika kalabalık kazan gibi kaynayan yerde. Evet. Çocuklarım rahat edemiyorlar. Köye geldi mi? Oh anne ne kadar güzel bir hava var. Mis gibi bir havamız var. Evet. Ama bu oksijeni yok ederler biz nerede yaşarız? Bu imkansız bir şey. Bunu yok ettirmeye çalışıyoruz ve de istemiyoruz. Evet. Biz bunun hepsinin karşısındayız. Teşekkür ederim. Peki teşekkür ederim. Sizin sözünüz. Seval Çetin. Ben de mesela buranın geliniyim. İzmirliyim. İzmir'de yaşıyorum. Ya biz de çoluklarım çocuğum 20 yıl sonra bu ormanda oynayabilmeli. Gidecek hiçbir yerimiz. İzmir'de artık hava alacak hiçbir şey yok. İzmir'in neresinden? Sarmış'tayız. Gene bir ihtimal hani yerimiz şeyli ama sürekli evet gelip gittiğimiz bir yer ve şöyle bir şey. Şimdi kendini savunacak hiçbir şey yok. 10 yılda 15 yılda bir tane ağaç dikmedi.
Ya en azından desek ki ben yaptığım yere bir tane de ağaç diktim. 50 yıl sonra sana ağacın kalacak. Şöyle bir şey var. Yani onu söylemek istiyorum. Yani bu ormanları alırken maden işletmeleri diyorlar ki ağaç başına şu kadar parasını verdik aldık diyorlar. Yani şu ormanın ağaç hesaplayıp diyelim 1000 lira 2000 lira verip alıyorlar. Ama buradaki orman sadece odun değil, ağaç değil. Bu orman belki 100-200 yılda olmuş. Evet. 100-200 yılda olmuş bir ormanı ağaç dikerek siz tekrar orman haline getiremezsiniz. Aynen. Onun için 100-200 yıl lazım. Ben Veda Ay Aksar'da yaşıyorum. Ben de burada yani ben de buranın bir şeyi. Aksar ne kadar? Bir saat bile sürmeyebiliyor. Yani benim oğlum buraya hava almaya geliyor. Dedesinin yanına geliyor. Ormanın yok olmasını istemiyoruz yani. Kesilmesini istemiyoruz bu şekilde. Yani özellikle pandemi döneminden sonra kentlerde yaşam hem daha zorlaştı hem ekonomik olarak insanlar köylerine kırla dönmeye çalışırken işte bu maden işletmeleri de insanların kendi köylerine dönmelerine engel oluyor. Aynen bizler de sonuçta fırsatını bulduğumuz anda köye gidiyoruz. Babamız yok etmesin ya. Bizim köylümüz yok etmesin ya. Biz arkasındayız. Siz de yardım edin. Buraya kurtaracağız. Başka diyeceğim bir şey yok. Bu nekelin üstünü de gece değil, gündüz değil de gece bir gel bak. Öyle havanın katı sanki böyle duman zindan gibi. Aşağıdan çıkan buhar böyle zindan gibi oluyor. Allah hayret ederseniz o şeyi görünce kadar. İstemiyoruz oğlum. Ta Türkçesi istemiyoruz. Hani çoluğumuz çocuğumuz istemiyoruz. Ben buraya geleli 63 sene oluyor. Berar'ın yerlisi değilim. O memurum ben buranın yerlisiyim. Bu doğamızı kaybettikten sonra biz nerede yaşayayım? Malımız, makırdağımız, böceğimiz, börtümüz hepsi burada yaşıyor. Burada eğleniyor. Biz nereye gidelim abi bundan sonra? Bu yaştan sonra? Konacak bir dalımız yok, tutunacak bir yer, gidecek bir yolumuz yok. Bu doğa kayboldu en sona. Biz yok oluruz. Biz öldü say. İçme suyumuzu yattan yabandan getirecek olduktan sonra hiç kıymeti yok. Bizim suyumuz bol. Madenin diyor, suyumuzun diyor, boru diyor üstünden geçiyor diyor. Şekerci. Madem üstünden geçiyor da bunu neden onarmıyorsunuz? Neden bizi pislik yapıyorsunuz? Neden bizi pis su içiriyorsunuz? Pis mi akıyor sular? Öyle pis. Ha, bize bir de madem pis su içiriyorsunuz. Bulaşığımızı, yalışığımızı, çamaşırımızı, her şeyimizi biz suyla görüyoruz abiciğim. Biz bundan sonra doğamızı kaybedemeyiz. Bu ormanımızı da vermeyiz. Kendimiz ölürüz, ormanımızı vermeyiz. Evet, sizi tanıyalım. Ben Nimet Metin. Kalemoğlu'nda yaşayan bir vatandaş. Hı hı. Ben 11 senedir kanserle uğraşıyorum. Mücadele ediyorum. Evet. Bu kimselerin bu madenden etkilenmesini istemiyorum. Biz köyümüzde rahat ve sağlıklı yaşamak istiyoruz. Evet. Çoluğumuza çocuğumuza bir gelecek bahşetmek istiyoruz. Bunu da bu maden yüzünden kaybetmek istemiyoruz. Doğayı kaybetmek istemiyoruz. Bu kültürü, mirası gelecek nesle taşımak istiyoruz. Yani sizin sularınız geçen sene miydi, ondan önceki sene miydi bir kirlendi, kesildi değil mi? Evet. Bu madeninden kaynaklı. Evet. Hatırlıyorum, haberini yapmıştım. O sık sık oluyor mu bu? Oluyor. Hı. Yani kendileri barajları şeyleri dolunca oluyor. Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Hı hı. Aynı zamanda hayvanlara çok zarar veriyor. Yani nasıl zararları veriyor mesela? Mesela hayvanlar çük yapıyorlar, sakat oluyorlar. Bir sürü yani tanıdığımız arkadaşlarda bir sürü şey var. Sakat hayvan var. Ve bir de bu yolu asitle tankerler çok işgal ediyorlar. Muhtemelen kazalar çok oluyor. Yani bu tek yönlü bir çaba değil. Her türlü bizi şeyi sağlıyorlar. Yani zorluğu gösteriyorlar. Ne bir yolda iyileşme var, ne bir madende iyileşme var. Çok tanker kazası oldu. Aynen, çok tanker asit kazası oluyor. Çok asit kazası oluyor. Yani biz bu doğayı kendimiz yaşamak, kendimiz solumak istiyoruz. En yakın ormanı. Aynen aynen. Güzel zaten. Şimdi biz bile yok bak arası. Bu ormanın dış tarafındayız. Biz siz köye gidince ormanın ne kadar iç içe olduğunu göreceğiz zaten köylünü. Yani bir yol geçiyor bizim evle arasından. Ya yani eğer gerçekten bu orman kalkıyorsa bizim kalkmamız işten bile değil. İlk ev senin ev. Ki konuşuluyor zaten köy kalkacak filan da diye. Öyle söylenti mi vardı köyün? Demirciye küçükmişik sözde. Biz burada nasıl duracakmışık evet. Ya? Bizim burada duruş şeyimiz bu nikelin araçları buradan geçecek. Bu yolu burada.
Ama bizim orman arkamızda. Köye geçince ormanın şeyini daha çok iyi göreceksiniz. Az önce götürürler sizi. Hani arkadaşlar götürürler zaten sizi. Çözüm bulabiliriz. Ne de kalem oldu yeterli değil bu işe. Burada tamamen 7 tane köyü etkiliyor bu. Kalemoğlu, Kabagoz, Fındıcak, Yanaba, Dağdere, Hampaşa, Çiçekli. Ama tabii biz bu köylerimizden arkadaşlarımla her zaman görüşüyoruz. Ama şu andaki bu nikel madeni sadece Kalemoğlu il sınırları yani köy sınırları içinde faaliyet gösteriyor. Bu faaliyet ne zaman başladı? Bu faaliyet 2010'dan beri full daim devam ediyor. 14 yıl olmuş. Evet aynen bu şekilde. Bir ikincisi biz burada yaptığımız eylem biz metanikele karşı değil. Buradaki köyün ormanına karşı. Biz bu ormanın kesilmesini istemiyoruz. Köylüm de istemiyor. Burada şu ormanın büyüklüğü ne kadar muhtar bey? 1000 hektar kadar. Ama köyümüze sıfır denecek şekilde. Şöyle diyeyim. Burada 400 yıllık bir köyümüzün geçmişi var. Ben tahmini konuşuyorum. Burada hayatta ben varım. Benden sonra babam, anam, dedem, dedemin dedesi yaşamlarını burada sürdürmüşler. Biz de şu andaki mevcut halkımızla burada yaşamımızı sürdürmek istiyoruz. Ve bu ormanın heba edilmesine, kesilmesine yani tamamen karşıyız. Burada orman gittiği zaman burada bizim yaşam alanımız bitecek. Burada bizim köyümüze ait bir hamam yerimiz var. Hem bayram yerimiz hem hamam yerimiz. Zaman geldiğinde burada hayvan otluyoruz. Zaman geldiğinde burada harman dövüyoruz biz. Fasulye sürüyoruz, ekin sürüyoruz, arpa sürüyoruz. Yani bu köyün ihtiyacını tamamen karşılayacak şekilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bizim dediğim gibi burada tamamen metaya karşı değil de bu çevreye, ormana karşı bir sistemimiz var. Biz bu ormanı kimseye kestirmek istemiyoruz. Bu ormanın kesimiyle ilgili size daha önce herhangi bir bilgi, herhangi bir belge bir şey verdiler mi? Şimdi şöyle diyeyim. Nasıl öğrendiniz daha doğrusu şimdi buraya? Şöyle diyeyim. Ben de yeni seçildim. Ben seçilmeden önce burada bir yol açıldı. Ormana yol açtı buraya. Bu ormana. Şu arkada hemen paralel. Ormana yol açtı. Ben de işletmeye giderek buraya bakan şefle görüştüm. Muhtarım tamamen biz meta yanlısı ve metaya bu yolu açmadık. Bu yolu ormanı açtı, yangın amaçlı diye bize bilgi verildi. Normalde. Evet, aynen. Daha sonra ben toplantıyı yaptıktan sonra da halk dedi ki bana, ya muhtar buraya bir yol açılmış, bu yol nenin nesi? Ben de dedim ki onlara, işte ben orman işletmesine gittim. Orman şefimize sordum, bu yol tamamen yani orman engellemek amaçlı. Bu söylendi bize. Yangını engellemek. Yangını engellemek amaçlı. Bu her yerde de yapılıyor. Biz de görüyoruz bunu. Fakat köylüler de ya bugün bu orman ya buraya yol açtı. Meta'ya zemin hazırlıyor gibisinden yarın sondaj varmış gibisinden bu iş alevlendi. Biz de bu direnişi ertesi günü pazartesi günü burada gerçekleştirdik. Nikel'den de sondaj makineleri geldi. Bu sahaya sokmadık. Olay budur. Buraya mı geldiler sondaja? Evet. Bu gördüğümüz alana geldiler. Buraya geldiler. Evet. İçeri girdiler mi? Girmediler. Burada kaldılar. Evet. Sizin bu tepkinizden sonra? Geri çekildiler. Peki izimiz var diyorlarmış. Burayı satın aldık diyorlarmış. Size bir herhangi bir izin bizim bir şey gösterdiler mi? Onlara biz gerekli evrakı istedik. Şu anda gerekli evrakla avukatımızda. Fakat 2010 yılında alınan bir çet var. Bu çetin de 5 yıl süresi varmış. Orman izni almışla bu tamamen yasa dışı ruhsat yenilememişler. Fakat vali gidin çalışın demesiyle, valinin izniyle bu zamana kadar bunlar çalışmalarını yürüttüklerini biliyoruz. Ama daha derin bilgileri avukatımızla görüşüp alabilirsiniz. Yani benim bildiğim bu. Valinin böyle yetkisi var mıymış? Gidin varmış. Çalışın, gidin yapın. Varmış. O zaman yani, bu chat meselesi falan niye şey yapmış vali? Şimdi şöyle
Meta'nın müdürü geldi buraya, Recep Şekerci. İşte halk da burada. Ben bu ormanın parasını yatırdım. Bu saha benim sahağım. İstediğim gibi keserin veyahut da muamelemi yaparın dercesine bize burada ahkam kesti. Biz de köylü olarak burada bunun arkasına durduk. Bu sondajı yaptırmamak kararı aldık. Onları da geri gönderdik. Yani onlar nasıl gard adlarsa biz de gardımızı aldık. Onunla belki de yasal süreçte bu şeylerini, ruhsatlarını, çalışma ruhsatlarını veyahut da çeti yenilemek için buraya tekrar da yollayacaklar buna. Yani biz de burada köylüyle beraber löbetteyiz şu anda. Kesinlikle bu ormana kestirmek istemiyoruz. Evet. Neden geldik? Ben Adıyaman'da çalıştım 4 sene. Balıkesir'de çalıştım 7 sene. Urfa'da oğlum çalıştı. O da öğretmen. Uzun sürede orada kaldım. Yani Gördes'in bir diğer köylerinde de çalıştım. Buradaki havayı, şu andaki, şu dışarıdaki çektiğiniz, solduğunuz havayı, yani Anadolu'nda birçok yeri gezdim. %80'ini gezdim, karış karış gezdim. Gerçekten söylüyorum, samimiyetle söylüyorum. Böyle bir havayı ben hiç bulamadım. Memleketim diye söylemiyorum. Bulamadım çünkü memleketin her yerinde öğretmenlik yaptım ve her yerine gönüllü gittim. Yani her dağ başında çalıştım. Yani ne diyeyim? Bir tek şeyi o zaman çok basın önünde açıklayayım. Ben ölürsem beni bu köye gömün. Tam evimin yanına gömün. Bu topraklar çok kıymetli. Ya bu havayı benim hiçbir yerde soluyamadım. Beni herkes duysun. Beni buraya gömün. Evimin yanına gömün. Başka bir şey istemiyorum ya. Yazık ya. Ya yazık. Vallahi şu memlekete yazık ya. Kahroluyorum. Duydum mu? Hemen geldim. Ya çok üzüldüm ya. Ya bu doğaya nasıl kıyar insan ya? Ya para bu kadar mı kıymetli ya? Olmuyor, ben yok gittim, çok da param oldu, kazandığım zeytinliklerim var, yenmiyor işte, belli bir yaşa geldim, yenmiyor para, yenmiyor. Yemediğini fark ettim, biliyorum. Yani biliyorum, ekonomim düzeldi şu anda, rahatım, bilmem bir sürü şeyim var, malım mülküm var. Olmuyor arkadaşlar, insan bir yese 300 gram et yer günde, daha fazla yiyemez, 5 tane yumurta yer. Daha fazla yiyemez. Bir ayakkabıyı 6 ayda eskitir. Bir pantolon 3 ayda eskitir. Bize ne lazım? Bu lazım bize. Tabiat lazım. Doğa lazım. Yaşam alanı lazım. Ya bu nasıl bir şeydir? Nasıl bir hırstır bu kapitalizmin hırsı? Böyle her şey para, altın. Yani hadi devletin kasasına gitse bu kadar altın, değerli eşya. Yine bir boyun eğeceğim. Ya onun bunun İngiliz'in kasasına gidiyor arkadaşlar ya. Ya bunu biliyorum artık, çocuk değilim, öğretmenim. Ben bir sürü insan biliyor, basın var. Bu ülkede çıkan her tür altın İngiltere'ye gidiyor. İngiltere alıyor, satıyor, zenginlerine zenginlik katıyor. Ya niye bir ülkede İngilizce zorun olur? Yabancı demiyorum, neden İngilizce zorun olur? Bildiğin sömürge olduk. Bu saatten sonra beni götürürler mi? Götürürler. Götürürlerse dedem zaten şehit, ben de götürürler. Tamam, götürürlerse götürürler. Yani başka bir şey yok. Dönüşümüz yok. Eleştirel konuşmalara da hocam da dediği gibi Silivri soğuktur diyorlar. Başka bir şey diyorlar. İnsanlar görüşlerini hakikaten söylemekten artık çekinir duruma geldiler. Böyle bir ortam yani. Demokrasinin geldiği durumda bu maalesef. Bir taraftan da doğamızı işte bu tür şirketler, Anadolu'nun her tarafı, hocam da biliyor. İşte bizler de geziyoruz. Maalesef bu tür şirketler katlediyorlar. Bu tür bir madencilik faaliyetini Avrupa'nın hiçbir yerinde yapamazlar. Yasaktır. Ama Türkiye gibi işte böyle geri bırakılmış, sömürge olarak kullanılan, görülen bir ülkede de getirip burada yaptırıyorlar. Bizim doğamızı mahvediyorlar, nikeli de alıp gidiyorlar. Sağ olun, ben de. Evet Kader Hanım, kaç yıl oldu biz en son görüştüğümüzde? 2018'de bir gelmiştik, evet. Burada bir chat toplantısı vardı, o zaman yaptırmamak için bir eylem yapmıştınız. Aynen. Ondan önce Hayat Televizyonu'nun ilgili bir çekim yapmıştık, o zaman görüşmüştük. Şimdi geldik gene köyün yakınındaki, bitmiyor sizin köyün dertleri ve biz de buraya gidip geliyoruz. Nedir bu sefer mesele? Bu sefer mesele sahasını genişletiyor Nikel ve arkamızdaki Kocamurt Ormanı'na kadar geldi. Köyümüz de hemen dibinde zaten. Evet. Çok yakın yani. Hatta kendi sahaları bizim köyün içine kadar giriyor. Öyle olunca köylüler de bu kez artık tepki gösterdi. Ve o en azından Kocamurt'a sokmamak istiyoruz. Öyle bir eylem düzenledik. Geçen gün gönderdik zaten iş makinalarını. Evet, yani nöbet tutmaya karar verdik ve kararlıyız da
olabildiğince ne kadar uzun sürerse sürsün ya da neye mal olursa olsun buradayız. Köylülerimiz de kararlı. Bu kez biraz daha... Öyle ben de gördüm. Bu kez yani 2018'de geldiğimizde bu kadar kararlı değildi. Böyle bir ikilik vardı. Bir kısmı geliyordu, bir kısmı gelmiyordu. O mesela bir sizin orada bir kooperatif binasının bir yerde yapılmıştı. Orada bir toplantı. Onun önünde bir eylem yapmıştınız. Ürünlerinizi koymuştunuz. Salatalıktır, kabaktır, şudur budur. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla hanımlar da çok kararlı. Aynen. İşte beyler, erkekler de öyle. Gerçekten bu sefer kararlı gözüküyor köy halkı. Beni de umutlandıran bu kısım. Yani en azından daha kararlı ve daha bilinçliler. Ya tarım alanlarına kadar artık gelmesi, işte sulama kanı köyün içine geldi artık yani. Öyle olunca biraz daha kararlı ve biraz daha dik duruyorlar bu sefer. Ama siz bunu daha önceden de söylüyordunuz zaten. Söyledik. Değil mi? 2010'da da söylüyordunuz. Bizler de söyledik. Gelen aynen. Hocalar da söyledi. Ya aynen. Bu maden burada durmaz. Aynen. Adım adım geliyorlar. Gelirler. Dedik. Evet. Söyledik i̇şte, bunu. Tabii da. Köyü ikna etmenin tamam ikna edilebilir de. Şimdi sadece Kalemoğlu köyüyle olacak iş de değil aslında. Şimdi sizin buradaki direniş belki evet Kalemoğlu köyünün hepsi katılabilir ama sadece sizin buradaki köylülerin direnişiyle de önlenebilecek şey değil gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor ama en azından bir miktar sesimizi duyurursak yani iklim krizi, küresel ısınma gerçekten bunu biz artık yani özellikle ben mesela 8 yıldır hayvancılık yapıyorum ve 8 yıldır buradayım. Benim üniversiteye gittiğim yıllarda yollar kapanırdı. Ben birkaç kez biletimi iptal ettiğimi biliyorum. Çünkü çıkamıyorum yani Şubat tatili sonrası. Buradan çıkamadığımı biliyorum. Kardan değil mi? Aynen kardan. Ama artık giderek kar yağışı azaldı. Geçtiğimiz kış kar örtüsünü tamamen kapattığı olmadı yani. Mümkün değil. Çok azıcık yağdı. Yani yeraltı suları da çekildi zaten. Gerçekten kuraklıkla yani karşı karşıyayız. O kadar hissediliyor artık. 8 yılda bile çok hissettim ben bunu. Ki çocukluğumla kıyaslamıyorum bile. Çok değişti her şey. Yani bunu gerçekten herkesin görmesi gerekiyor. Duyarlı olan herkesin görmesi gerekiyor artık. Yani ben koyunlarla geçerken diyorum ki yani burada ağaçtan çok insan var. Millet mantar toplamaya geliyor. Gerçekten güzel bir yer yani. Harman yeri var. Birazdan görürsünüz de orayı. Oraya piknik yapmaya gelirler. Bizim yaz sıcağında burası serindir. Hakikaten yaylı havası. Güzel bir havası var. Yani bunu sadece biz değil herkes bilir. Hatta ben kendim derim bazen yani benim zamanım olmaz burada çünkü tarımla hayvancılıkla uğraşıyorum. Benden çok piknik yapanlar olmuştur orada. Yani bunun kıymetini bilirlerse. Bir ormanı bulup da yani sonuçta. Aynen aynen. Siz koyunlar da bekliyor, sürüyü de bekletmeyelim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam, yani kolay gelsin. Her zaman yanımızdaydınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hepimiz orman için. Bak bu orman olmasa biz yağmur rüzgarımızı göremeyiz. Temiz havayı yaşayamayız. Hani konuşun yesin. Doğamız var. Doğamız var. Hayvanımız var. Her şeyimiz var. Bir hayvan yapabiliriz. Niye? İnsan... Şimdi orman bizim oksijenimiz. Öyle ya. Bizim harma yerimiz Mafoci. Harman yerimiz. Harman yerimiz Mafoci. Mafoci. Her şeyimiz oraya çıkıyoruz biz. Dediğim gibi biraz romantik bir tarafı kısmı da var ağacın.
programımızı Kalemoğlu köylülerinin arkamda gördüğünüz gibi yaptığı toplantının görüntüleriyle sona erdiriyoruz. Kalemoğlu köylüleri çok geniş bir şekilde bu toplantıya katıldılar. Köylülere CHP milletvekilleri, bölgedeki belediye, ilçe belediye başkanları ve çeşitli çevre örgütleri de destek veriyorlar. Kalemoğlu köylüleri 2014 yılından bu yana hemen yakınlarında işletilen nikel madenine karşı mücadele ediyorlar ve nikel madeni de köye artık bitişik durumda olan orman arazisine kadar geldi, dayandı ve bu orman arazisinde maden alanına katmak istiyor. Kalemoğlu köylüler de artık yaşam alanlarının içinde olan bu orman arazisini nikel madenine vermemek için direniyorlar. Bizler Kalemoğlu köylülerinin ve bölgedeki aslında nikel madeni mücadelesinin başından bu yana takip etmeye çalıştık. Çeşitli dönemlerde de bu köye ve civara geldik. Madenle ilgili çekimler yaptık, programlar yaptık. Bu sefer de Kalemoğlu köylülerinin bu mücadelesini çekip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yeni bir Çepeçevre Yaşam programında görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyoruz.